Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadayıflı kek tatlısı yapıyoruz. Görüntüsü muhteşem, tadı mükemmel olan kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Çırpma kabımıza 5 tane yumurtamızı kırıyoruz. 250 gram kadayıfımız var. 1 su bardağı yağımız, 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı unumuz, 1 bardak cevizimiz var, 1 kabartma tozu, 1 vanilyamız var. Şimdi şekerle yumurtamızı bir güzel çırpalım. Bir 5 dakika kadar çırpma işlemine devam edelim. Şeker güzel erisin diye. Evet, yumurta ile şekerimizi çırptık. Şimdi sırayla yağımızı ekleyelim. Unumuzu da ekleyelim. Vanilyamızı, kabartma tozumuzu bir güzel ilave edelim. Şimdi onları da bir güzel çırpalım. Evet, şimdi kadayıfımızı ekleyelim. Bir su bardağı da cevizimizi ekledik. Cevizlerim benim kendi bahçemizden olduğu için, organik olduğu için biraz siyahlı ama tadı çok güzel, çok harika bir cevizlerimiz var. Evet, spatula yardımıyla alttan üste girecek şekilde bir güzel karıştırıyoruz. Evet, yağladığımız sinimizi kekimizi yayıyoruz. Ben küçük bir mini fırın sinesiydi bu, ona yapıyorum. Bir ölçüye tam geliyor. Siz isterseniz bir borcama da dökebilirsiniz. Güzel eşit bir şekilde yayalım. Evet, sert zemine birkaç defa vuralım ki yayma işlemi iyice güzel olsun diye. Şimdi 175 derece fırında 20 dakika pişirmiştim ben. Siz gene de fırınızın ayarına göre pişirebilirsiniz. Şerbetimize geçelim. 5 bardak şeker ekleyelim. 5 bardak da su eklemiştim ben. Üzerine şimdi küçük bir limon keselim ve 10 dakika kaynamaya gidelim. Evet. Evet, kekimiz pişti. Şimdi kürdanla sık sık deliyoruz ki şerbetimiz güzel içine çeksin diye. Şimdi şerbetimiz de ılık, tatlımız da ılık. İkisini buluşturuyoruz. Bu şerbetimizin hepsini kullanıyoruz. Çünkü güzel şerbetli olduğu için tam şerbetli olsun. Ama isterseniz daha az şerbetli de yapabilirsiniz. Ama böylesi çok harika, çok güzel. Ben bir de şerbetli tatlılara bayıldığım için bol şerbetli seviyorum.
Evet arkadaşlar, şerbetimizi çektik tatlımız. Ama benim zamanım çok kısıtlı olduğu için ben acele ettim ve tam şerbetini çekmeden kestim. Siz 1-2 saat bekletin, hiç şerbeti kalmayacaktır. Ondan sonra servis yapmaya başlayabilirsiniz. Evet, şimdi süsleme işine geçebiliriz, işlemine. Ben Hindistan ceviziyle ve çam fıstığıyla süslemek istedim. Siz dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Bu kekimizin üzerine bir paket krem şanti de çırparsanız daha da güzel pasta kıvamı da oluyor. Ama böylesi bir harika. Ben bugün böyle yapmak istedim ama krem şanti de üzerine sürdüğüm çok vardır. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben bu tatlımı 10 seneden beri yapıyorum ve halen daha severek ve yiyerek beğeniyorum. Harika bir görünüş. Evet arkadaşlar. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Evet. Tabağımıza da biraz çam fıstığı ekleyelim. Daha da bir görünüş olsun diye, güzel görünsün diye. Şimdi kekimizin tatma vakti geldi. Evet. Harika bir tat. Evet arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden daha kolay gelsin. Evet. Son hali. Eğer kekimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.